Herkese merhaba arkadaşlar. Şahsiyeti Hatırla oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli dostlarım. Yeni bir tanıtım videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü oynayacağımız oyunun ismi Extreme Balancer 3. Türkçe çevirirsek aşırı dengeleme oyununun üçüncüsünü sizlerle birlikte oynayacağız. Tahtadan yapılmış yuvarlak bir küremiz var. Bununla suya düşmeden çeşitli etapları aşarak final noktamıza doğru ilerlemeye çalışacağız. Final noktamızda bir tane sandal var değerli dostlarım. Sandala ulaştığınız an bölümü geçmiş oluyorsunuz. Tutorial öğretici kısımdır. Oyunu ilk indirdiğiniz zaman nasıl oynanacağını kısa ve özet şekilde sizlere göstermeyi amaçlar. Finish'e çok güzel, başarılı bir şekilde ulaştık. Grafik ayarlarımızı yüksek seviyede oynayalım. Dört tane sayfa var ve her sayfada 15 level bulunmakta. Dolayısıyla oyunumuz 60 bölümden oluşuyor. İlk bölümle heyecanımıza devam ediyoruz değerli dostlarım. Tahtadan yapılmış küremiz yolunda ilerliyor. Bunu tren yoluna benzetiyorum. Eğer küreyi dikkatli bir şekilde iki çubuğun arasına getirirseniz aşağıya düşürmeden ilerleyebilirsiniz. Kesinlikle suya düşürmeyin değerli dostlarım. Suya düştüğü an bir hakkımız, bir canımız gidiyor. Bu yeşil şeyler de gümüş. Bunlardan toplayarak isterseniz kürenizi değiştirebiliyorsunuz. Burada çok enteresan bir engel var. Bıçak, dönem bıçaklar tahtadan topumuzu parçalıyor. O yüzden o dönem mekanizmaya yaklaşmayın değerli dostlarım. Grafikleri harika, oynanışımız kolay. Gördüğünüz gibi sandalımıza ulaştık ve level 1 tamamlandı. Bir hemen bir su içeyim müsaadenizle. Level 2'ye geçtik. Gittikçe bölümlerimiz zorlaşacaktır. Şuradaki kareye topumuzu oturtmaya çalışacağım dikkatli bir şekilde. Tamam, güvendeyiz. Devam edebiliriz. Oyunumuz yaklaşık 58-60 MB civarında, düşük boyuta sahip. Ücretsiz indirerek sizler de bu heyecana ortak olabilirsiniz. Yine değişik bir mekanizma topumuzu parçalayabilir. O yüzden dikkat etmeliyiz. Dengemi kaybettim. Allah, son anda toparladık. Şimdi buradan geçerek bu beladan da kurtulmuş oluyoruz. Sağ üst köşede 5 tane kalp görüyorsunuz. Oyunu başından sonuna kadar götürebilmek için 5 canınız var. Eğer bütün canlarınızı harcarsanız yeni baştan, en başından başlamak zorunda kalıyorsunuz. İlerleyen bölümlerde önümüze tahtadan kutular gelecek. O kutuları kırıyoruz. İçinden bazen can çıkabiliyor. Tane gümüş biriktirdikten sonra topumu değiştireceğim. Şu aşağı ineyim düşmeden. Burada hızlı olmak çok önemli.
Hatasız kazasız değerli dostlar, sandalımıza ulaştık. Level 3. Müziklerimiz çok güzel. Buradaki yukarıya doğru sürekli belirli periyotlarda ok fırlıyor. Eğer tahtadan küremizi isabet ederse parçalara ayırıyor değerli dostlarım. O yüzden zamanlamasını iyi ayarlayıp dikkatli bir şekilde geçmemiz gerek. Son anda kurtardım. Merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Asansörle yukarıya ulaşmaya çalışacağız. Gelsin. Evet. Yine değişik bir mekanizmanın içerisinden geçiyoruz. Aman aman aman. Geç. Allah son anda. Bir tane daha gümüş aldım. 10 tane olduğu zaman isterseniz küremizi değiştirebiliriz. Şu an görsel olarak oynadığımız küre pek zevkli değil. Daha böyle rengarenk desenli küreler var. 10 gümüşe değiştirebiliyoruz mağazadan. Onu da göstereceğim inşallah ilerleyen dakikalarda. Allah bakın kürem parçalandı. Küremizi parçaladı. Ta bizi bayağı bir geriye attı şu anda. Şanssızlık bu işte. Olacağı varmış. 3 canım kaldı. Dikkatli bir şekilde geçmeye deneyeceğim. Ben 15. bölüme kadar geldim bu oyunda. Video çekmeden önce elimi ısındırıyorum. Oyunu çözmeye çalışıyorum ki hem bir yandan sizlere anlatayım hem de takılmadan ilerleyelim. Bazen böyle canlı yayın kazaları oluyor. Geç 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 geç. Allah düşme aşağıya. Anam geri gitme. Vallahi ortalık karıştı. Son anda topumu ilerletmeyi başardım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deminki aksama için özür dilerim. Biraz hızlanalım. Suya düşmek sıkıntı olabilir. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Hiç endişe etmeyin. İki çubuğun arasına geldiği zaman topunuz kolay kolay aşağıya düşmez. İskelelerden ilerliyoruz. Bu topu aşağıya düşürelim. Buradan yukarıya çıkacağım. Her seferinde, her levelde enteresan platformlar sizleri bekliyor. Eğlenceli, keyifli. Arka arkaya geçemezseniz haliyle insanı sinir eden bir oynanışı var. Acele etmeyeceğim. Bir kez daha gelmesini bekliyorum. Sandalım tam karşıda. Bir sonraki level bizi bekliyor değerli dostlarım. Burayı da geçtim. Bu oyunu da mutlaka oynamanızı tavsiye ederim. Alkış nerede arkadaşlar? Tableti koysam. Bir bölümü daha başarıyla tamamladık. Tableti koyacak bir yer bulamadım. O yüzden alkışlamam geç uzun sürdü. 4. seviyedeyiz. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyorum. Zaman çok önemli. Hemen ileri basıp sola kaydırdım tekerleğimi. Burada hızlı olmakta fayda var. Yine bir asansör. 4. bölümler ilerledikçe zorlaşıyor ve parkurlar uzuyor. Bakalım burada başarılı bir performans gösterebilecek miyiz? Şimdi geçmenin tam zamanı. Harika. Mükemmel ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi bazen böyle tahtalar geliyor. İçinden can çıkabiliyor. Bakalım ne çıkacak? Boş çıktı. Bazen hiçbir şey olmuyor.
Bu dönen bıçak mekanizması tahtadan küremizi parçaladığı için onlardan uzak durun. Dikkatlice geçiyorum. Alan dar. Kontrolü kaybettim şu anda. Tekrar toparladık. Şuraya bir oturursak çok rahat edeceğiz. Evet, oturdu. Anam anam anam. Yeni bir son anda bindim. Vakit kaybetmek istemedim. Sandalım orada. Bizi tutana aşk olsun değerli dostlarım. Sandalıma gidiyorum. Buzulların arasında bir bölümümüzü daha tamamladık. Gelsin bir sonraki seviye. Level 5. Suyun berraklığı harika değerli dostlarım. Anam anam anam. Oy dur lan eşek. Dengeyi kaybettik. Ekranda seviyesinin zamanlamasını çok iyi yaparak ayarlamanız lazım değerli dostlarım. Demin ekran kaydı. Bazen öyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ekranı mesela şu an döndürdüm. Yüksek grafik ayarlarında oynuyoruz. Ben çok keyif alıyorum. İnşallah sizler de beni izlerken keyif alıyorsunuzdur. Çok güzel. Hemen şu asansörü yakalayalım. Bir tane daha gümüşüm aldım. 11 gümüşümüz oldu. Bana hatırlatın. Bu bölümü de geçtikten sonra bir ana menümüze dönelim ve küremizi değiştirelim. Yeni küre bize şans getirsin. Burası tehlikeli bir parkur. Zamanlamayı çok iyi yapmalıyız. Anam milimden kurtardım. Acele etmeyin asla. Geçelim. Oklar fırlıyor yukarıya. Uyanıklık yaptım, ortadan geçeyim dedim, olmadı. Bizi bakın tekrar geri attı. Tekrar bu zorlu yere geçmeye çalışıyoruz. Şimdi daha dikkatli olacağım. Geç geç geç, son anda. Şans bizden yanaydı bu sefer. 3 canım var. Yine tehlikeli bir noktaya atladık. Sandalı gördüm, içime bir su serpildi. Mükemmel. Gelin şimdi küremizi bir değiştirelim buradan. Şahsiyeti hatırla farkıyla, farklıdır diğerlerinden tarzıyla. Sağ üst köşede shop mağazamız var. Buradan 10 tane gümüşe, gördüğünüz gibi desenleri değişik küreler kullanabiliyoruz. Hepsi 10 gümüş. Bunu alayım ben. Bakalım. İlk defa satın aldım. Allah Allah. Kürem gene aynı. Bir menüye tekrar döneyim. Daha önce hiç satın almamıştım değerli dostlarım. İlk defa denedim. Niçin benim kürem olmadı? Use it diyorum. Heh. Şimdi oldu. Use it demek lazımmış. Evet, bu çam fıstığı rengindeki yeşil küremizle yarışmalarımız devam ediyor. Bize şans getirsin. Buradan nasıl atlamayı düşünüyoruz? Tamamdır. Böyle düz devam edeceğim. Hızlan hızlan hızlan. Eyvah, geç kaldım. Suya düştük. Yine bir dönen mekanizma.
Oklar fırlıyor. Geçelim. Bir tane daha geçtik. Benim kontrolümün dışında oldu. Böyle planlamıyordum. 3 canım var. Sandala çok yakınız. Bir bölümü daha sizlerden geçeceğiz değerli dostlarım. Büyük bir hata yapmazsam. Hadi artık geçelim bu sefer. Aman aman aman. Son bir tane kaldı. Harika değerli dostlarım. Gelsin. Bir sonraki bölüm. Level 7 ile hızlıca devam ediyoruz. Şimdi kütüklerin üzerinden düşmeden burada sıkıştık. Nasıl kurtaracağım? Geri gelmeyi deniyorum, olmuyor. Burada sıkıştık. Demokraside çareler tükenmez. Restart yaptım. Şimdi daha hızlı gideceğim değerli dostlarım. Demek ki orada azıcık hızlanmamız lazım. Yoksa ara yere sıkışıyoruz. Daha hızlı sürdüm topumu. Mükemmel. İlerliyoruz. Buraları temiz. Bize sorun çıkartmayacaktır. Hatırladım da bu bölüm biraz zor. Hele o kütüklerden geçerken baya bir sıkıntı yaşayacağımı hissediyorum. Umarım tek seferde geçmek gönlümden geçen. Takılmadan ilerleyelim. Daha önceki oynayışımda o kütüklerde çok aşağıya düşmüştüm değerli dostlarım. Bu çatı da biraz zordur. Bakalım başarabileceğiz mi? Aşağıya düşebilirsin Seran. Böyle bir deniz kenarında bir evim olsun. Burada yaşarım değerli dostlarım. Huzuru çok seviyorum. Kalabalık ortamlar pek hoşlanmıyorum. Sessiz sakin yerler beni daha çok mutlu ediyor. İmkanım olsa burada bir ev olsa yaşardım yani. Ne kadar yol gelmişiz. Parkurlar bayağı uzadı. Sandalım karşıda. Zıplaya zıplaya sandalımıza kavuşacağız. Level 8 ile karşınızdayız. Sandal sol tarafta. Bayağı bir yolumuz var oraya ulaşmak için. Sizlerin huzurunda ilerlemeye devam ediyoruz. Biraz daha hızlı gelmeliyiz yokuş yukarı. Topumuz çıkmadı. Anaman. Ula hadi bir türlü ayarlayamıyorum. Dur orada tamam. Şuradan karşı çatıya uçacağız. Gümüşümüzü almadan geçmeyelim. Bir gümüş de burada var. Dengeyi bir türlü düzgün tutturamadım. Çok güzel. Burada rahatız. Tren yolları en sevdiğim etaplar oluyor. Bu iki çubuğa ben tren yolu diyorum.
askere gitmeden bayağı seri videolar çekerek sizlerle birlikte olduk değerli dostlarım. Kendimi bıktıracağımı söylemiştim. Umarım verdiğim sözü tutmuşumdur. Tabii ki hedefim askerden döndükten sonra YouTube'a devam etmek, sizlerle birlikte olmak beni mutlu ediyor. İşte bahsettiğim sıkıntılı bölüm bu kütükler değerli dostlarım. Aşağıya düşmemiz mümkündür burada. Buradan biraz hızlı gelip şu büyük kütüğün üstüne çıkın ve hemen devam edin. Ben burada çok takılmıştım ilk oynadığımda. Şimdi biraz daha tecrübeliyim. Bir kere bile yanmadan 5 canla level 8'i de tamamladık. Level 9. Azıcık hızlanayım. Bir sonraki asansöre yetişelim. Çok güzel. Önümü görmüyorum. Bu nasıl iştir? Az kalsın aşağıya düşüyorduk. Bu topun önüne geçebilirsiniz. Pardon, o başka bölümdeydi galiba. Hızlı gittiğinizde önünüzdeki o top vardı ya, onun önüne üstünden atlayarak geçebiliyorsunuz. Yine kütükler. Allah'tan buradakilerin hepsi düz. Pek sorun çıkartmayacak. Hepsi eşit seviyede olduğu için sorun olmuyor. Bu oklara dikkat edin, dediğim gibi mızraklara. Geri gel. Geri gelmiyor. Söz dinlemiyor. Geçtim. Patlattı beni. Aman aman. Dikkat edeyim. Nasıl oluyor arkadaş ya? Saçma sapan bir yerde iki tane can harcadık. Geç artık. Allah Allah. Demek ki daha hızlı gelmek lazım. Dur. Aha da geçtim. Biraz daha gerilmek lazımmış. Evet, burada bahsettiğim kısım burası arkadaşlar. Bakın üstünden geçeceğim şimdi bunun. Hoppa. Arkadan bizi çarpıp düşürebilir. Demek istediğim buydu. Arkadan geliyor bizim arkadaş. Düştü zaten. Raydan çıktı. Sakın saçma sapan yerlerde canlarımızı harcadık. Bakın tahtanın içinden yüce yaradan sesimi duydu. Bana bir tane daha can ücretsiz gönderdi. Kıyıdan kıyıdan sandalıma ulaşmak istiyorum. Müzikleriyle, oynanışıyla, grafikleriyle çok eğlenceli bir oyun. Deneyin değerli dostlarım. Biraz farklı oyunlar çekmek istedim. Hep araba yarışı oynuyorduk. Araba üzerine videolar çekiyordum. Şimdi de bu topu yuvarlamaya çalışıyoruz. Milyonlarca Android oyun var. Hepsi de bana sorarsanız birbirinden eğlenceli. İçlerinden bazı oyunları seçerek sizlere tanıtıyorum. Her oyunu oynamak çok isterim ama buna ne enerjim ne zamanım yeter. Dokuzuncu levelimizi de tamamladık değerli dostlarım. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hatamız kusurumuz olduysa affola. Duygularınızı, düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize Nazilli'den selamlarımı gönderiyorum. Fikirleriniz benim için çok önemli. Önümü gösterecektir, yolumu aydınlatacaktır. O yüzden yazacağınız yorumlar için şimdiden teşekkür ediyorum değerli dostlarım. Farklı oyunlarda, başka bölümlerde en kısa sürede kaldığımız yerden oynamaya devam edeceğiz. Son olarak söylemek istediğim,
askere gitmeme 7-8 gün falan kaldı. Az bir sürem var. Biraz stresliyim. O yüzden sanki video çekemeyecekmişim gibi hissediyorum. Çünkü hazırlamam gereken çantam var. İşte almam gereken malzemeler falan var. Onlar benim zamanımı yiyecek. Korona testi falan olmaya gideceğim. Sülüs belgemi alırken. Hani kafam biraz bunlarla da karışık. Bir tane final videosu yaparak sizlere veda etmek istiyorum. Aralık ayının ortalarında döneceğim ve kaldığımız yerden bomba gibi devam etmek benim gönlümden geçen değerli dostlarım bu. Umarım döndüğüme kadar kanalımız biraz daha büyür. Abone sayımız artar. Döndüğüm zaman çok büyük şevkle, heyecanla devam ederiz. Yeni arkadaşlar katılacak aramızda. Ben burada yoktum. Şimdiye kadar yazdığınız bütün yorumlara aşağı yukarı hepsine cevap verdim. Yine 7-8 gün buralardayım. Yine bir şeyler yazarsanız cevap veririm. Ama sonrasında artık vatani görevimi yapmak için 6 ay müsaadenizi isteyeceğim değerli dostlarım. Bu bir veda videosu değil. Belki 2-3 video sonra yine böyle güzel konuşmalar yaparak sizlerden müsaade isteyeceğim. Burada bir spoiler gibi oldu. Bir sonraki videolarda ne konuşacağımıza dair. Sabrınızı daha fazla zorlamayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz değerli dostlarım. Hoşçakalın.